Arkadaşlar dün gece hepimizin bildiği üzere Türkiye büyük bir terör saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Öncelikle hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza buradan baş sağlığı diliyor. Ailelerinin acısını paylaştığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Teröristlerin eyleminin vereceği zararı yaptığı müdahalelerle azaltan kahraman polislerimize de buradan bir kez daha minnet duyduğumuzu söylemek istiyorum. Tabi keşke o polisimizin duyarlı olduğu kadar AKP iktidarı da terör eylemlerinin yaratacağı etkiye karşı duyarlı olmayı başarabilseydi. Açık ve net söylemek gerekir. AKP'nin son 5-6 yıldır izlediği Orta Doğu politikası ya da politikasızlığı bir bumerang olarak dönmüş ve Türkiye'yi vurmuştur. IŞİD AKP'nin bumerangıdır. Ne yazık ki bütün bir halkımız IŞİD tehdidinin ve değişik terör örgütlerinin tehlikesi yapacağı saldırı tehditlerinin altındadır. Dün gece eylem olduğunda yurttaşlarımız adeta bir tahmin yarışına girmiş acaba IŞİD mi, yoksa PKK mı diye kendi aralarında yorum yapmıştır. Bu AKP'nin Türkiye'yi adeta bir terör cehennemine dönüştürdüğünün ve tüm terör örgütlerinin Türkiye'de adeta cirit oynadığının bir göstergesidir. Bu bağlamda iktidar sorumluluğunu yerine getirmeli ve istifa mekanizmasını artık işletmelidir. Bakın Başbakan Binali Yıldırım bu sabah saatlerinde bir açıklama yapıyor ve şunu söylüyor. Atatürk Havalimanı'nda güvenlik zafiyeti söz konusu değildir. Arkadaşlar güvenlik zafiyeti yoksa bu ülkede yaşananın adı nedir? Bu ülkede başbakan yoktur. İçişleri Bakanı yoktur. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın müsteşarı yoktur. Türkiye terör örgütlerinin tehdidi altında sahipsiz bırakılmıştır. Hükümet bir an önce ortaya çıkmalı. Türkiye'nin hangi tehlikelerle karşı karşıya kaldığını açık ve net bir dille anlatmalıdır. IŞİD'in bundan sonraki stratejisi nedir? PKK terör örgütü hangi tür eylemlere hazırlanmaktadır? Hükümet bunlara karşı bir önlem almış mıdır ya da almayı düşünmüş müdür? Eğer alamıyorsa o koltukları boşaltmayı düşünmekte midir? Bunların bir an önce açığa çıkması toplumun sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmesi gerekir.